Öncelikle herkese merhaba. Senex'e staj yaptım ve ne oldu? Aslında çok şey oldu ama ben sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Benim için en önemlisi. Günlük hayatta, düşünce tarzımda, konuşma dilimde ben yaş ayrımcılığı yapıyordum. Bütün yaş grupları için yapıyordum. Senex'ten önce. Senex'ten sonra bu konuda bilinçlendiğimi düşünüyorum. Daha çok bilinçlendiğimi düşünüyorum. Bilinçleneceğime de inanıyorum çünkü bir süreç gibi geliyor bana. Sanırım en önemli katkısının bu olduğunu düşünüyorum. Herkese merhabalar. Senex Gönüllü Staj Programı'nda sosyal medya içerik üretiminde görev aldım. İçerik üretirken yaptığım okumalarda, haftalık aldığımız toplantılarda ve Senex Staj buluşmalarında kendime oldukça fazla şey kattığımı ve yaptığımız tartışmalarda yaş ayrımcılığı ve yaşlı hakları konusunda da farkındalığımın oldukça arttığını düşünüyorum. Bundan sonra da özellikle çevremde bu farkındalığın artması için çaba göstermeye devam edeceğim. İyi ki Senex'e kabul edilmişim. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben Zeynep, Otu Sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Bu staj benim ilk stajımdı ve gerçekten ilk staj için güzel tecrübelerle ayrıldığım ve kendime güzel şeyler kattığım bir stajdı. Gerçekten birlikte çalışmayı, bir şeyler yaratmayı, bir oluşum içerisinde olmayı, bu oluşumu birbirimizle paylaşmayı, birbirimizi desteklemeyi, hata yaptığımızı, eksiklerimizin olduğu yer birbirimizi uyarmayı ve bu hatayı veya bu eksikliği nasıl gidereceğimizi konuşmayı ve böyle güzel paylaşımların gerçekten bir insan için çok kıymetli olduğunu gösterdi bana. Tek isteğim bu stajın online değil de yüz yüze olması olurdu. Ama şu anki koşullar nedeniyle online yapmak da çok farklı bir tecrübe oldu hepimiz için. Ben Özgür Hoca ve Seda Hoca gibi insanlar tanıdığım için çok mutluyum. Ve bu staj kapsamında diğer gönüllü arkadaşlarımı tanıdığım için de çok mutluyum. Seda Hoca'nın ve Özgür Hoca'nın dostane tavırları, sizin düşüncelerinizi önemseyen tavırları gerçekten insana çok güzel şeyler katıyor. Size bu konuda teşekkür ediyorum. Staj programı boyunca beni en çok şaşırtan şey, insanların ve toplumların yaşlılara karşı yapılan ayrımcılıkları nasıl içselleştirmiş olduklarını görmekti. Bu yüzden bu staj programının bana kattığı en büyük şeyin, başta yaşlılara karşı ayrımcılık olmak üzere ayrımcılık duygusunun ve ayrımcılık olgusunun ne kadar geniş bir perspektiften okunabileceğini ve hatta okunması gerektiğini görmekti. Herkese merhabalar. Senex Gönüllü Staj Programımızın yaşlı kanalında çalışan diğer arkadaşlarla bir arada olmaya, fikir alışverişi yapmaya, alanında uzman hocalarımızdan yeni şeyler öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye fırsat verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kısa zamanda çok verimli bir staj programı gerçekleştirdik. Gerek Senex staj buluşmalarımızla, gerekse paylaşımlarımızla hem eğlendik hem öğrendik diyebilirim. Senex'e gönüllü olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Senex Dernek'te gönüllü olduğum süre boyunca COVID-19 döneminde yaşlı hakları ile ilgili bir projenin çevirisinde ve Twitter içeriği hazırlamada görev aldım. Yer aldığım bu çalışmalar beni birçok açıdan fazlasıyla geliştirdi. Aynı zamanda düzenli olarak yaptığımız Senex staj buluşmaları ve yine bu gönüllülük boyunca aldığımız eğitimler bana birçok bakış açısı kattı. Bu nedenlerden ötürü Senex'e başvurmak ve Senex'te yer almanın benim için çok doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim. Senex'e gönüllü olmak benim için devam etmesini umduğum çok değerli bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu süreçte deneyimlerimizden, okuma ve tartışmalarımızdan yola çıkarak bazı metinler oluşturdum. Senex ekibinin ilgisi ve heyecanı farkındalık sürecini çok kolaylaştırdı. Yeni bir literatür bilgisinin ve düşünme biçiminin temellerini burada atabildiğim için şanslı hissediyorum. Gerçekten böyle bir oluşumun ve bu ekibin arasında yer alabilmek çok gurur verici. Dernekte gönüllü çalışmalar içinde yer almak çok keyifli ve öğretici bir süreç oldu benim için. Hem yaptığımız toplantılarda ve grup içi buluşmalarda hem de bireysel çalışmalarımda yaşlanma çalışmalarına dair çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu dernekte gönüllü olmak yaşlanma ile ilgili olarak akademi ve pratiğin birleşmesi anlamına da geldi benim deneyimlerimde. Çünkü bu konuda bize önemli bir ortam sağlamış oldu. Bu oluşumun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Senex'e gönüllü olurken farklı fikirler, farklı sesler duyacağıma inanıyordum ki öyle de oldu gerçekten. Senex çok üretken bir dernek. Gerek diğer gönüllü arkadaşlarımın yaptığı çalışmalar olsun, gerek Senex içindeki çevresindeki akademisyenlerin yaptığı çalışmalar olsun. Bu süreç benim için çok aydınlatıcı bir süreçti. Eğer sen de Senex'in gelecekteki bir projesine gönüllü olmayı düşünüyorsan ve yolun bu videoya düştüyse ben kesinlikle içinde olmanı öneririm.